İyi akşamlar değerli izleyenler. 25. saate hoş geldiniz. AK Parti Bursa Milletvekili, Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Sayın Hüseyin Şahin konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum İbrahim Bey. Sizin aracılığınızla da bu akşam bizi televizyonlara başında izleyen Türkiye'de ve dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye sevdalısı bütün hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu dönem titriniz biraz daha artmış. Plan Bütçe Komisyonu üyesiydiniz. 4 yıl Plan Bütçe'de görev yaptım. Evet. Ama şimdi Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekilisiniz aynı zamanda ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesiniz. Evet. Aynı zamanda Ukrayna Türkiye, Ukrayna parlamentoları arası dostluk grubu başkanlığını da üstleneceğim. Evet. Görevler fazla olunca yükümlülükler de artıyor. Dolayısıyla bu kadar evet meclisin belki çok başında ama sistemi oturtmak için başlangıçta daha yoğunluk olur. En azından öyle biliyoruz. Bu yoğunlukta geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Çok sağ olun. 7 Haziran seçimleri, 1 Kasım seçimleri yani daha yeni olduğu için özellikle sormak istiyorum. 7 Haziran'da Bursa'da %43 44 civarı oy aldınız. %44 oy aldınız. 1 Kasım'da %54'e çıktı bu oy. 54'ün üzerinde oy aldık. Evet, 54'ü de geçti. Şimdi bu başarın niye oluştu? Yani 10 puan ciddi bir oran. Adaylar mı değişti? Ya da değişen adaylar var mıydı? Evet. Ürettiğiniz politikalar mı etkili oldu? Nedir etki? Tabii öncelikle Türkiye Cumhuriyetimiz, yani şanlı ait bayrağımızın altında Türkiye Cumhuriyetimizin 12,5 yıl idaresini hükümet olarak AK Parti idare etti. Ve Türkiye'de 3 Kasım 2002'de vatandaşlarımızın tercihiyle tek başına iktidara gelen AK Parti, kurulduktan 14 ay sonra iktidara gelen, demokratik ülkelerde hiç görülmeyen bir başarıyı aslında sergiledi. Ve Türkiye'nin o an içinde bulunduğu durumdan bugün geldiği duruma kadar 2002 3 Kasım'dan başlamak üzere tarihini ve talihini değiştiren bir politika serisi izledi AK Parti. Milletimize önceliğin millet olduğu, yani insanımızın merkez olduğu, merkezde insanımızın yaşadığı, insanımızın sağlığının, güvenliğinin, eğitiminin, ulaşımının, insanımızın bu toprağa aidiyetinin, çünkü vatana aidiyet, bu toprağa aidiyet, ülkeye sevdasının artması için birçok politikaları gerçekleştirdi AK Parti. Milli gelirde kendine hedefler koydu. İhracatta kendine hedefler koydu. Gayri safi milli hasılada kendine hedefler koydu. Türkiye'de darbe ve vesayet anlayışının ötelenmesi, örselenmesi ve ortadan kaldırılması için çok ciddi demokratik sınavlardan geçti AK Parti. Bir restorasyon dönemi yaşattı adeta Türkiye'ye. Bir fiziki restorasyonla altyapıların gerçekleştirilmesi, yenilenmesi, siyasi restorasyonlarla darbe ve vesayet anlayışının ötelenmesi ve artık Türkiye'de konuşulur olmaktan uzaklaştırılması, kültürel restorasyonla ve insanımızın hizmet anlayışını devletin ayağına götürdüğü yeni anlayışlarla insanımızın AK Parti'ye olan güvenini, devlete olan güvenini yeniden pekiştirdi AK Parti. Evet. Faizden uzaklaşan bir bütçe, yatırıma daha çok pay ayıran bir bütçe, milli eğitimi önceleyen ve milli eğitimin bizim ayrılmaz bir parçamız olduğu, önceliğin eğitimde olduğu anlayışıyla 2007'den sonra milli eğitimi sürekli birinci öncelikli bütçe yapmanın hassasiyetini yaşattı AK Parti. Evet. Duble yol vaat ettik, yaptık. 15 bin kilometre söyledik. İkinci 15 bine başladık. Sağlıkta dönüşüm programıyla ulaşılabilir, kolay, ucuz, hatta bedavaya yakın sağlık hizmetini insanımıza sunduk. Hastaneler arası farkları kaldırdık. İnsanımız memursa devlet hastanesine, çalışıyorsa SGK hastanesine, işte bir kurumun mensubuysa o kurumun hastanesine gidiyor olmaktan uzaklaştırıp herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin, o şanlı Türkiye Cumhuriyeti'nin bireylerimize, vatandaşlarımıza vermiş olduğu kimlik numarasıyla kolay ulaşılabilir sağlık hizmetini sağladık. Ve akabinde insanımızın dediğim gibi AK Parti'ye güvenini tesis ederek 12,5 yıl iktidarda kaldık. Ve bu 12,5 yılda birçok şey yaptık, birçok şey gerçekleştirdik. İnsanımıza
vaat ettiklerimizin daha fazlasını gerçekleştirdik. Sözünü yerine getiren bir siyasi anlayış olduk hülasa. Bu anlayışla da 7 Haziran'a Genel Başkanı Cumhurbaşkanı olmuş, yeni bir genel başkanımızla, başbakanımızla, Dışişleri Bakanımızın genel başkanımız ve başbakanımız olduğu, kadrolarımızın her dönem yenilendiği, hani biz hücre yenilemesi diyoruz ona, teşkilatımızın tabanından gelen, bugün kendini memleket sevdalısı olarak ve memleketine hizmet etme sevdalısı olarak gören AK Parti gönüllülerinin her daim parlamentoda yenilerek görev aldığı bir anlayışla 7 Haziran'a hazırlandık. Gerçi bizim devam eden program silsilemiz vardı. Yani orta vadeli programda, 10. 5 yıllık kalkınma planında, 2023 hedeflerinde, bugün 1 Kasım'da seçmene, hani biz kapsül niteliğinde diyoruz, tek tek vaat ettiğimiz o seçim vaatlerinin aslında tümü vardı. Ama bunu anlatamadık. Biraz bizde de kusur oldu. Bunu çok iyi çeviremedik. Yani muhalefetin baskısı altında kalan bir seçim dönemi geçirdik. Ve milletimiz yine güvenini AK Parti'den yana koydu ama. Bakın %42 oy verdi. %41. 40.90. 41 oy verdi. Dolayısıyla ben AK Parti sana çok güveniyorum. Sen yine Türkiye'nin birinci partisisin, büyük partisisin, lider partisisin. Ben umudumu ve geleceğimi sende görüyorum dedi. Ama biz 7 Haziran iktidar vizesi vermedi. Evet. 4 partili bir tablo oluştu. Bir koalisyon emretmişti vatandaşımız. Ama diğer bizim haricimizde kalan 3 partinin uzlaşmaz tavırları bir koalisyon sürecini oluşmayı engelledi. Bu süreci hep beraber yaşadık. Yaklaşık 5 aylık süreç Türkiye'nin dinamiklerinin durduğu, Türkiye'nin yükselen ivmesinin frenlendiği, Türkiye'nin kendi kabuğunu yırtmakta olduğu o sürecin belirli bir dönem duraksadığı bir dönem yaşadık. Ve içinden çıkılmaz hal alan bu hükümet kurma çalışmalarında 1982 anayasasıyla siyaset gündemine girmiş olan seçim hükümeti kurma modelini ilk kez denemiş olduk. Cumhurbaşkanımızın yetkisiyle. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine anayasanın tanımış olduğu yetkiyle 45 günlük sürede siyasi partiler anayasanın 114 ve 116. maddelerinde bunları açık olarak yazıyor. Hükümet kurulamadığı hallerde Cumhurbaşkanı Türkiye'yi yeni bir seçime götürebilir yetkisi var ve bu yetkisini kullandı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve ilk defa da seçim hükümeti modeliyle tanıştık. Evet. Partilerin ağırlıkları oranca, yani mecliste elde ettikleri sandalye sayısı oranına göre bakanlıklarla görev alması gerekiyordu. Bu da bir anayasal emirdir ama bakın İbrahim Bey, bunun altını çizmemiz gerekiyor. Anayasa emretti, Cumhurbaşkanımız yaptı. Dedi ki seçim hükümetine kurulacak. Aynı mecburiyet siyasi partilerde yok ama, değil mi? Yani aynı mecburiyet siyasi partilerde yok. İsteseler bakan verebiliyorlar, isteseler vermiyorlar. Bakın ama anayasa bir şey söylüyorsa yapmak zorundasınız. O yani biz anayasal zeminde, hukuk düzeninde ve Türkiye'nin hukuksal zeminini genişletecek bir anlayış içerisindeysek, anayasada bizim üst normumuz ise, anayasalar biliyorsunuz toplumsal mutabakat senetleridir. O halde Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi görevden kaçtılar. Anayasayı çiğnediler mi? Anayasanın hükümlerine yani uymadılar mı? Yani bu ilk hükümlerine uymadı diyelim. Yani ağır tabir kullanmayalım. Değil çiğnemek de demeyelim. Hı-hı. İlk defa başımıza geldiği için, Türkiye'nin de ilk defa başına geldi. Siyasi partilerimizin de ilk defa başına geldi. Ama 82 Anayasası'nda bu durum vaaz edilmiş. Ve bu vaaz edilen duruma göre de çok değerli Cumhurbaşkanımız kendisine de anayasanın emrettiği şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni yeni bir seçime götürme kararı aldı. Ve seçim hükümeti kurulmasını ve bu konuyla da ilgili, bakınız burada bir ayrıntı daha var. Bir milletvekiline hükümeti kurma görevi verir diyor. Bir milletvekiline. Yani bir genel başkana demiyor. Ve bizim genel başkanımız, AK Parti'mizin genel başkanı, Konya milletvekilimiz, şimdi başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na seçim hükümetini kurma görevini verdi. Bu hükümet AK Parti hükümeti değildi. Evet. Burada yani bunların çok bir kere yaşadık ama hafızayı beşer nisyan ile malûdür, biliyorsunuz, unutmakla mükelleftir. Unutmamamız gerekiyor bir daha bu tecrübeleri yaşamamak için. Bunlar iyi tecrübeler değil. Yaşadık ama toplumumuzun hafızasında bir ara dönem olarak kalacak. Ve bu ortamda diğer siyasi partiler kendi milletvekillerine
tevdi edilen görevi kabul ettirmediler, edilmedi, geri iade ettiler. Görev alanlar sonra istifa ettiler. Bir tek Milliyetçi Hareket Partisi'nden şimdi AK Parti Ankara Milletvekilimiz Sayın Tuğrul Türkeş görevi kabul etti ve Başbakan Yardımcısı olarak Başbakanlığa görevlendirilen Başbakanımızın Ahmet Davutoğlu'nun kabinesinde, seçim hükümeti kabinesinde yer aldılar. Ve bu ortamda Türkiye seçime gitti. Biz 7 Haziran'dan çok şey çıkarttık ama İbrahim Bey, bakın burada esas önemli olan şu: AK Parti 7 Haziran'ı nasıl analiz etti? Bir siyaset mühendisliği, bir toplumsal analizi çok iyi yaptığımızın göstergesidir bu. Toplum lehine, millet lehine. Çünkü biz %41 oy alırken 50'den niye 41'e düştük, bunu çok iyi araştırdık. Neyi eksik söyledik, bunu çok iyi araştırdık. Adaylarımızda mı kusur vardı, söylemlerimizde mi kusur vardı, propagandamızda mı kusur vardı, yoksa teşkilatlarımız eksik mi çalışarak bizim tanıtımımızı, propagandamızı eksik yaptılar. Bunları çok iyi analiz ettik ve 1 Kasım seçimlerine giderken bizim bir şarkımız vardı, biliyorsunuz. Yasaklanmasıyla ilgili de bir süreç yaşandı, Haydi Bismillah diye. Evet. Orada 3-4 kıtadır bizim şarkımız. Bir mısrağında yenilendik, tazelendik. Haydi Bismillah diyorduk orada. Yenilenen, tazelenen, yeni bir ruhla, yeni anlayışla 1 Kasım seçimlerine hazırlandık. Ve hamdolsun milletimizin 7 Haziran'dan bizden beklentilerine o 4,5 aylık sürede çok iyi analiz ederek ne beklentisi var? Emeklinin ne beklentisi var? Gençlerin ne beklentisi var? Çalışanların ne beklentisi var? Annelerin ne beklentisi var? Memurların, polislerin, iş dünyasının ne beklentisi var? İhracatçının, üreticinin ne beklentisi var? Hepsini seçim beyannamemizde açıklayıcı ve doyurucu bir şekilde aziz milletimize vaat ettik. Biz bunları, bizi tek başına iktidara getirirseniz yaparız dedik. Ve bu çalışma disipliniyle 1 Kasım'da Türkiye'mizde 49,5'a 41'den yuvarlayarak söylüyoruz rakamları. Bursa'mızda da 44'ten 54'e oylarımızı çıkartarak 258 milletvekilimizi 317 milletvekili sayısına çıkarttık. Hamdolsun Türkiye rahatladı. Tek başına bir iktidar sürecini tekrar, başarıyı, disiplini, yükselen Türkiye değerini, 2023 hedeflerini, ihracatta, gayri safi milli hasılada, milli gelirde hedeflerini tekrar önüne koyarak güvenli bir şekilde yol almaya devam ediyor. İnşallah devam da edecek. Hükümetimizin 1 Kasım öncesi vaatlerimize yönelik çalışmalarını da bugünlerde, belki biraz sonra bahsedeceğiz, uygulamaya da bir bir kanunları, ilgili mevzuatları, yasal düzenlemeleri yaparak hayata geçireceğiz. Evet. Siz Plan Bütçe Komisyonu'nda görev almış bir milletvekilisiniz. Dolayısıyla ekonomik anlamda da bu noktada tecrübeli sayılırsınız. Şimdi AK Parti'nin seçim öncesi vaatleri var. En önemli vaatleri emeklilere verilen, verilecek olan ücretler ve asgari ücret. Asgari ücretle alakalı, evet, hükümet 1 Ocak'tan itibaren 1300 lira olması için gerekli girişimleri yapıyor ama öte taraftan bugün Merkez Bankası'nın bir açıklaması var. Bugün 9 Aralık itibarıyla söylüyorum. 9 Aralık'ta bir açıklaması var. Diyor ki asgari ücretin 1300 liraya çıkması halinde Türkiye'de enflasyonu %1,5 artırır diyor. Buradaki değerlendirmeleri nasıl dikkate alacaksınız? Yani 1,5'luk enflasyonu göze alacak mı hükümet? Ya da almalı mı? Vaat ettiği, millete söz verdiği bir vaat var çünkü, ya da sözü var hükümetin, 1,5'luk oranın, enflasyondaki o artışın başka taraflardan aşağıya çekilmesi yönünde bir çalışması olacak mı? Şimdi başta Türkiye'de 12,5 yılda yapmış olduğumuz restorasyonlardan bahsettik. Biz bir ekonomik restorasyon da gerçekleştirdik. Hı hı. Bakın Türkiye 2002 yılında 230 milyar dolar gayri safi milli hasıla üreten bir ülke konumundaydı. 2014 sonunda 800 milyar doların üzerinde gayri safi milli hasıla üretiyoruz. Milli gelirimiz 3000 dolarlar seviyesindeydi. 10.000 dolar ile 11.000 dolar arasında, 10.700 dolar civarında milli gelirimiz var. İhracatımız 35 milyar dolar seviyesindeydi. 170 milyar dolarları aşan bir ihracat ivmesi yakaladık. Evet.
Şimdi bu ekonomik iyileştirmeler geniş tabanlı bir hale gelmesi için 7 Haziran'dan bir ders çıkarttık dedim ya. Toplum bize şunu dedi. Ey AK Parti, siz çok şey yaptınız. Gayri safi milli hasılayı yükselttiniz, ihracat yükseldi, milli gelir yükseldi ama bundan birey olarak ben de payımı almak istiyorum dedim. Yani ben emekliyim. Devlet ne tahsis ederse ben o maaşı alıyorum. Ben asgari ücretliyim. Asgari ücret tespit komisyonunun tespit ettiği ücreti alıyorum. Benim sosyal refah seviyemin, sosyal seviyemin yükseltilmesi dönemi olmalı bu dönem dedi. Biz o emri aldık. Bu emre uygun olarak da milletimizin emri, bu emri millet veriyor. Yaptığımız araştırmalar var dedim ya, 7 Haziran'la 1 Kasım arasında 18 Ekim'e kadar olan süreçte çok ciddi analizler yaptık. Biz seçilmiş 258 milletvekili olarak sahada ciddi taramalar yaptık. İş yerlerine gittik, işverenlere gittik, emekli kesimine gittik. Aldığımız şikayetleri veya talepleri, AK Parti'den beklentileri olduğu gibi raporlayarak genel merkezimize verdik. Genel merkezimizdeki kurmay heyetimiz bizden gelen, bütün Türkiye'nin her yerinden gelen bu verileri analiz etti ve böyle bir seçim beyannamesi ve vaatlerimiz ortaya çıktı. Şimdi asgari ücret, asgari geçim indirimi dahil, yuvarlak olarak söylüyorum rakamları, 1000 lira civarında. Evet. Şimdi 1300 liraya çıkartacağız. Yani %30'luk bir artış meydana gelmiş olacak. Emeklilerimizin, her emeklinin ödemiş olduğu prime göre bir emekli maaşı var. Türkiye'de 12 milyona yakın emekli var. Fakat biz 7 Haziran öncesi 15 Temmuz'dan geçerli olmak kaydıyla emeklilerimizin 1000 lira altında ve 1100 lira altında olanlarına, yani az gelir elde edenlere bir iyileştirme yakarak tamamlamayla ortalama 100 lira civarında bir zam vermiştik. Bizden beklenti bütün emeklilerimizin de bundan istifade etmesi yönünde olduğu için 1 Ocak'tan geçerli olacak, işte inşallah kanunu çıkartmamız gerekiyor. Şimdi yasal düzenlemeleri bu konuda başlatıyoruz. 100 Türk lirası bütün emeklimize, 12 milyon emeklimizin her birine tekrar fark vereceğiz. Evet. Asgari ücret çalışanlarının da 1300 Türk lirası asgari geçim indirimi dahil eline net ücret geçmesiyle ilgili bir düzenleme yapacağız. Bunu bakın, düzenlemeyi aslında hükümet yapmıyor. Biliyorsunuz asgari ücret tespit komisyonumuz var. Asgari ücret tespit komisyonunda taraflar olarak işveren temsilcileri, sendikalar, çalışan temsilcileri, hükümet, bakanlıklar, işte Çalışma Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, devlet kurumlarının olduğu bir asgari ücret tespit komisyonu var. Hı hı. Fakat hükümet buraya bir tavsiye kararında bulunarak bunu gerçekleştirecek. Asgari ücret tespit komisyonuna asgari geçim indirimi dahil biz 1300 lira olmasını teklif ediyoruz diye bir şeyde bulunacak. İnşallah tespit komisyonundan kararın bu şekilde çıkmasını bekliyoruz. Bakın burada bu çıkmama ihtimali var mı? Yani bu Türkiye'de artık bütün çalışma disiplini kolektif bir anlayışla uygulanıyor. Böyle bir kararın çıkmaması tespit komisyonunu baskı altında tutar. Çünkü neden? Hükümetin vaadi var, çalışanların beklentileri var. Bu beklentilerin karşılık bulması gerekiyor, cevap bulması gerekiyor. Ben bunun çıkacağı inancındayım. Çıktığı zaman da buna, biliyorsunuz, bu ücretin üzerine binen yükler var. Bu binen yüklerle ilgili de Sayın Başbakanımızın açıklamış olduğu bir takım desteklerle beraber çalışanları da, işverenleri de rahatlatacak inşallah programları uygulamaya geçeceğiz. Şimdi 1,5 puan artırır mı? Tabii bunu yaşamadan görmek mümkün değil. Yani önce yaşamak gerekir. Tabii Merkez Bankası Türkiye'mizin Merkez Bankası'dır. Özellik yapısı vardır. Teknik olarak kendi personeline, kendi teknik elemanlarına bunu iktisaden hesaplattırmıştır ve Sayın Başkan çarşamba günü bu konuyla ilgili açıklama yapmıştır. Ama asıl olan şu, az önce de söylediğim gibi vatandaşlarımızın artık benim de ekonomik ve sosyal refah seviyemin yükseltilmesi talebine hükümetimizin cevap vermesidir. Bu zaten direkt tüketime gidecek. Yani tüketimle beraber üretim artacak. Üretimle beraber yeni istihdam alanları oluşacak. Yeni istihdam alanları ile beraber yeni tüketim alanları, yeni üretim, yeni tüketim, bu bir kar topu gibidir. Sardıkça büyür. Burada aslında bizim hükümetimizin işverenlere başka bir desteği daha var. Seçim beyannamemizde işverenler şayet ilk kez işe girecek sigortalıları çalıştırdıkları takdirde
bütün masraflarını hükümetimiz ve devletimiz tarafından karşılanan bir yıllık bir destekle karşılaşacak. Yani sigorta primleri, özlük hakları gibi mi? Yani bunun işte biliyorsunuz bizim işsizlik sigortası fonuyla ilgili çalışmalarımız var. AK Parti döneminde evet. Çıkarılmış bunlarla ilgili çalışmalarımız içerisinden desteklenecek bir tutar olacak burada. Ve burada bir yıllık bu ücretin karşılanıyor olması aslında işverenlere büyük bir destek sağlayacak ve yeni istihdam olanaklarıyla gençlerimizin iş piyasasına, üretime ve gelir elde etme kapasitesine, kabiliyetine erişmesine imkan sağlayacak. Peki, ve buradan bir hususu daha bağlamak istiyorum affınıza sığınarak. Şimdi siz işveren olarak ilk kez işe girecek sigortalı bir elemanı, personeli işe alırken neye dikkat edersiniz? Bana uzun yıllar karşılıklı hizmet edecek, beraber kazanacağımız, artık yeni bir partnerlik oluşturuyorsunuz işçi ve işveren ilişkisiyle. Bu konuda mesleki tecrübesi olan teknik lise mezunu veya iş yaptığınız alanda kendine ait bir referansı olan, eğitimi olan bir çalışanı tercih edersiniz. Dolayısıyla buradan bunun sosyal olarak faydası teknik ve meslek liselerinin de tercih edilebilir, talep edilebilir bir noktaya gelmesine vesile sağlayacak. Yani bu döngü bir bakın 1300 liralık artış ve 1300 liralık işverenlere verilen bir yıllık destek bizi eğitimden tutun ekonominin büyümesine kadar tetikleyecek bir dizi başarılı bir halkı oluşturmamıza ve inşallah en önemlisi de aziz milletimizin AK Parti'den beklentilerine cevap verebilir nitelikte bir politika izleme zincirini devam ettirmemize imkan sağlamış olacak. Şimdi dediniz ki bir yıl boyunca ilk defa çalışacak olanların devlet ücretlerini ödeyecek. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi elbette işveren benimle uzun yıllar çalışacak, çalışma disiplini olan, çalışma verimliliği yüksek personelle çalışmak isteyecektir ama aralarında bir yıl sonra ben bunu işten çıkartırım da diyecek olanlar vardır. Yani devlet bir sene karşıladı, ben şimdi bir sene doldu işten çıkartıyorum. Ya bununla ilgili düzenlemeler Çalışma Bakanlığımız tarafından daha mevzuat hazırlanmadığı için. Ama biz şöyle bakın hep yani böyle burada bir şey var mı? Kötü niyetle bakmamamız lazım olaya. Yani ama şimdi ben kötü niyetli miyim? Hayır ama yani biz şimdi ya şöyle olursa böyle olur. Yani çalışanların ama bu yaşanıyor Türkiye'de. Ya bununla yani ilgili düzenlemeler mutlaka otofrenler mekanizmalar sistem içerisinde entegre edilecektir. Çünkü daha kanunu çıkmadığı için bunların kanunla düzenlenmesi gerekiyor. Kanun çıktıktan sonra da yönetmeliklerle şeyi düzenlenecektir. Bununla ilgili referanslar. Ben tabii bunun böyle bir kötü niyetle kullanılacak olduğunu, yani bir Türk işvereninin, müteşebbisinin, kobisinin, esnafının bu zihniyette olacağını düşünen birisi değilim. Yani bizim insanımız, aziz devletimizin, büyük devletimizin kendine tanıdığı imkanı hem kendi lehine hem de milleti lehine kullanacağı inancında olanlardanım ben. Yani bu personeli devletin bana bir yıl ücretini karşılayarak destekliyorsa ben de bununla beraber üretim artışıyla beraber firmamın büyümesini, firmamın büyümesiyle beraber de şehrimin, Türkiye'min büyümesini etki edecek pozitif çalışmalar yapmalıyım anlayışında olacağına inanıyorum ben. Yoksa ya devlet böyle bir imkan tanıyor. AK Parti'de böyle bir seçim vaadinde bulundu. Ben bir yıl alayım çalıştırayım sonra bunu çıkartayım. Yani önermeyi hemen böyle sonucu negatif uç verecek şekilde düşünmemiz biraz şey gibi oluyor, kaptı kaçtı zihniyeti gibi oluyor. Ben bizim milletimizin bu inançta olmayacağına inanıyorum. Yani biz karakteri sağlam, nüvesi sağlam bir milletiz. Yani evet, ben kötü niyetimden söylemedim ama kötü niyet sizin demedim. Bakın ya ben kötü, milletimizin böyle bir niyeti yoktur diye düşünüyorum. Kötü niyetim olduğu için söylemedim ama bu Türkiye'de olabilir ihtimal. Türkiye'de sigortasız işçi mi çalıştırılmadı? O sizin çok övdüğünüz Türk milletinin işverenleri işten iş kazası geçirdi, ben de çalışmıyordu, kendi kendine çıktı, öldü, ben ne yapayım diyen mi olmadı? Yani bu kötü niyetlerle karşılaşmadık mı da şimdi? 2-3 tane kötü veya olumsuz örnek bütün bir millete teşmil evet. edilemez. Elbette ya ama ben aziz milletimizin sağduyusuna, ferasetine, basiretine güvenenlerdenim. Evet, bu milletin çocuklarını gördüm. Seviyorum.
Tabii bununla ilgili otokontrol mekanizmaları evet. sistem içerisinde mutlaka alınacaktır. Bunu bakanlığımız öngörecektir yani. Evet. Böyle bir art niyet olur mu düşüncesi mutlaka düşünülür. Böyle bir şey yapmak isteyen. Ama ben milletimizin böyle bir inançta olmayacağına inananlardanım. Peki, ben bu milleti seviyorum. Ya. Bu memleketin de, çocuklarını seviyorum. Biz de öyle inanalım. Asansör kazasında birden fazla 10 işçinin öldüğü bizim hatamız yoktu, işçilerin kendi hatası idi deyip işçilere tazminat ödememek için yahut işçi yakınlarına tazminat ödememek için kaçanları gördük Türkiye'de. Dolayısıyla böyle niyetler de olabilir. Nitekim hukuk, o yüzden... hukuk her şeyin hakimidir. Gerekene gereken yerde cevabı da verir. Yani evet. böyle bir süreçte yaşandıysa Türk adaleti, Türk hukuku bu konuda gerekeni yapacaktır. Evet, işte ona inanıyoruz. Efendim 14 fasıl açıldı şu ana kadar Avrupa Birliği'nde. 2016 yılında 7 ya da 8 başlık fasıl yeni açılacak. Evet, yeni süreçte açılması yeni süreçler planlanıyor. Başlayacak. Ama en önemlisi Rusya krizi başladığı sıralarda Avrupa Birliği'nin Türklere Amerika'nın Türkiye'yi desteklemesi, adeta NATO'nun Türkiye'yi desteklemesi Rusya'ya bir gözdağı gibi gözüktü. Ama buna rağmen Rusya'nın her dakika bir açıklaması geliyor. Çocuk gibi Putin ver oyuncaklarımı, al oyuncaklarımı der gibi bir tutum içerisindeler. İşte Boğaz'dan geçerken roket atar silahıyla bir Rus askerinin poz vermesi yahut öyle bir görüntü vermesi. Ne olacak Rusya ile Türkiye arasındaki bu kriz ve Avrupa Birliği'nin bu gelişmeleri Türkiye'yi nereye götürür? Tabii Türkiye büyük bir devlet. Yani bizim 78 milyon insanımız olarak buna inanmamız gerekiyor. Biz güçlü, büyük ve kadim bir medeniyetin sahibi bir devletiz. Ve bizden önceki devletlerin, çünkü ecdadımızın kurduğu devletlerin sahip oldukları medeniyetinde devamını icra eden bir milletiz. Bakanlarımızın, Sayın Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın da defalarca açıkladığı Suriye sınırında Rusya'ya ait, ki Rusya'ya ait olduğu, Rusya bu işi sahiplenince ortaya çıkan, aslında kuyruğunda bayrak olmayan, milliyeti belli olmayan bir uçağın sınırlarımızı sadece o olay günü değil, ondan önce de defalarca 3 veya 4 kez ihlal ettiği, bunun G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından aktarıldığı, büyükelçilerinin Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak gerekli notaların verildiği, Dışişleri Bakanımızın onların Dışişleri Bakanı'yla iki kez görüşmelerinde böyle bir takım hadiseler vuku buluyor. Sınır ihlali konusunda biz duyarlı bir milletiz. Yani bugün sınırlarını koruyamayan yarın başka şeylerini de koruyamaz. Sınır bizde namustur. Bizim anlayışımız budur. Ki bütün devletler için bu böyle. Bu konuda daha önce yapılan ikazlara rağmen olayın olduğu gün milliyeti belli olmayan bir uçağın sınırlarımızı ihlal etmesi ve defalarca uyarılmasına rağmen ve uyarılara rağmen bundan vazgeçmeyerek belli noktada, işte belli bir saniye, belli bir zaman dilimi söyleniyor ama bizim için topraklarımızın her santimetre karesi, en küçük bir desimetre karesi dahi kutsaldır. Elbette. Hepimiz için. Yani bunu hiçbir vatan evladı tartışmaya dahi açmaz. O hadisenin meydana gelerek uçağın düşürülmesi ve uçağın düşürüldükten sonra kuyrukta bayrak yok. Yani kuyrukta bayrak olsa dersiniz ki şu millete ait bir uçak. Evet. Çünkü kuleyle yapılan görüşmelerde milliyeti belli olmayan bir uçak diyor, biliyorsunuz. Bunlar sonradan medyaya yansıdı. Uçak düşürülüyor. Düşürüldükten sonra tabii Rusya ilişkilerimizin çok eski dönemlerden beri süre geldiği güçlü ve büyük bir devlet. Bunu da biliyoruz. Yani biz kendi pozisyonumuzu bildiğimiz gibi diğer ülkelerin pozisyonlarını da dışişleri ve uluslararası diplomaside bilerek hareket eden, akıllı siyaset üreten bir devletiz. Sahiplenmesi ve bizim uçağımızı düşürdünüz anlayışıyla
bunları beyan etmesi, daha sonrasında da işte iş adamlarımızı, fuara giden iş adamlarımızı alıkoymaları, deport etmeleri, Rusya'ya ihracat yapan tarım ürünleri konusunda işte kısıtlamalar getirmeleri, ihracat yapan gemilerin, tırların limanlarda ve sınır kapılarında bekletilmeleri, onların yıldırılmaları, geri gönderilmeleri ve işte bundan 4-5 sene önce kaldırılan vizelerin 1 Ocak'tan sonra tekrar koyulacağını beyan etmeleri anlaşılmaz bir tavır aslında. Yani Türkiye kendi hakkını uluslararası hukuk normları çerçevesinde angajman kuralları gereği savunmuştur. Bir kere milletimiz bunu çok iyi biliyor. Biz hakkımızı savunduk. Hakkımız olmayan hiçbir şey yapmadık. Ve hakkımızı savunurken de eğer bu böyle devam edecekse gereken yapılır mesajı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bütün dünyaya da yüksek sesle aykırılmıştır. Şimdi bu sürecin devamında Sayın Başbakanımızın Türkiye Avrupa Birliği görüşmeleri bundan 10 gün önce yapılan zirvede Türkiye'nin 2016 Ekim tarihi itibariyle vizesiz dolaşım hakkına Türk vatandaşlarının sahip olacağı, geri kabul anlaşması diye bir anlaşma var. İşte bizim ülkemizden oraya gidip de kalma süresinden fazla kalanların iadesi veya bizim ülkemiz üzerinden geçip üçüncü başka ülkelerin vatandaşlarının Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine gidip orada tespit edildikten sonra tekrar geri alınmaları ile ilgili anlaşmaların onaylanması, bunların kanunlarının çıkartılıp parlamentoda onaylanıp resmi gazetede Cumhurbaşkanımız onayından sonra yayınlanmasıyla bu vize muafiyeti ve malların serbest dolaşımı, emeğin serbest dolaşımı inşallah Avrupa Birliği açısından da Türkiye açısından da olumlu bir ekonomik, sosyal, kültürel hadiselerin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Avrupa Birliği'nin, NATO'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Orta Doğu ülkelerinin son yaşamış olduğumuz hadisede bizim haklı olduğumuzu beyan etmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti uluslararası kurallar gereği, angajman kuralları çerçevesinde kendi haklarını savunmuştur beyanatları zaten bizim hakkımızın tespiti ve teslimidir. Dolayısıyla bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olarak olaya, başbakanımız hükümet olarak olaya, bakanlarımız, parlamentomuz, bakınız muhalefet partilerimizin dahi bu konuda dahi diyorum çünkü çok olumlu açıklamalar var. Bu konuda bir milli birlik sergileyerek ortaya çıkan tablo Türkiye'nin haklarından vazgeçmeyeceğinin göstergesi. Biz hakkımızdan vazgeçmeyiz. Kazanılmış hakkımızı vermeyiz ve bunu da korumak için elimizden geleni yaparız. Devletler bunun için vardır. Devletlerin düzeni, disiplini bunun için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de disiplinli ve kararlı bir hukuk devletidir. Hakkını her daim hem devletinin hem milletinin hakkını sonuna kadar koruyacaktır. İçinde bulunduğumuz durumun ekonomik yansımaları mutlaka olacaktır ama bertaraf etmek mümkün. Gazla ilgili anlaşmalar bu o kadar kolay değil. Biz Almanya'dan sonra %54,5 gaz ithalatımızı Rusya'dan yapıyoruz. Rusya'nın Almanya'dan sonra en büyük müşterisi biziz gaz ticaretinde. Bakın ve en düzenli ödeyen, ödemesini en kararlı bir şekilde yerine getiren ve anlaşmalar çerçevesinde taahhüt ettiği gazı alan ve bununla ilgili işte Türk akım, mavi akım, işte Avrupa üzerinden, Azerbaycan, Gürcistan üzerinden gelen petrol boru hatlarını döşeyen uluslararası kurallar çerçevesinde bizim topraklarımız üzerinden geçip başka ülkelere giden gazın akışını, kontrolünü güvenli bir şekilde sağlayan çok ciddi bir hukuk devletiyiz biz. Üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Rusya'nın da kolay kolay bu gaz hadisesinden vazgeçeceğini ben şahsen kendi adıma tahmin etmiyorum. Çünkü bu bir ekonomik hadise. Özellikle petrol fiyatlarının 100 dolarlar seviyesinden 40 dolarlar seviyesine düşmesi, buna bağlı olarak gaz fiyatlarındaki oynak fiyat volatilitesi Rusya'yı da zaten ekonomik olarak bir takım çıkmazlara, darboğazlara sokuyor. Bir ortak uzlaşıyla ben sorunun çözüleceği inancındayım. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan 78 milyon insanımızın haklarını kimseye zayi ettirmeyiz.
Bu konuda kararlıyız. Haklarını zayi ettirmeden, ezdirmeden ortak bir uzlaşıyla bunu, bu sorunun çözüleceği inancındayım. Çünkü Rusya belki hemen sınır komşumuz değil ama denizden komşumuz. İkili ilişkilerimizin yüzyıllar boyu devam ettiği, sadece ekonomik olarak değil, siyaset olarak da birbirini uzun yıllar destekleyen, politikaları izleyen, bir dünya arenasında da birlikte hareket etme kabiliyetini göstermiş iki devlettik. Bunun tekrar düzeleceği inancındayım. Çünkü devletlerin arasında bazen bu tür hadiseler olur ama sonra düzelir. Bakın Almanya 1. Dünya Savaşı'nın, 2. Dünya Savaşı'nın müsebbipleri arasındadır. Ama 2. Dünya Savaşı'nın çıkışından sonra yeniden toparlamayla komşularına, onların topraklarını işgal ederek bütün Avrupa'yı neredeyse işgal edecek duruma geliyor. Sonra savaşı kaybediyor, işte barış oluyor. Barıştan sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruluyor. İşte Kömür Çelik Birliği, ondan sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu, sonra Avrupa Birliği ve bunun motor ülkesi oluyor, baş dinamosu oluyor. Bugün de en büyük ekonomik güç olarak Avrupa Birliği'nin neredeyse baş dinamosu ve bugün ilişkilerin en iyi seyrettiği bir coğrafyayı oluşturmuş oluyorlar. Dolayısıyla bu tür hadiseler sürgüt olarak ben devam etmeyeceği inancındayım. Evet, Musul meselesi var. Musul'a Türk askerinin girmesinden de Putin ciddi şekilde rahatsız. Dolayısıyla Irak Dışişleri Bakanı biz iki ülke aramızda çözeriz demiş. Bu kadar basit. Dolayısıyla bir şekilde Rusya'yı devre dışı bıraktı birdenbire. Akkuyu nükleer santrali ile ilgili yine bugün bir haber okudum. Ruslar yapıyordu biliyorsunuz. Santral binasının, o inşaatın tamamen durduğu ve herhangi bir çalışmanın yürütülmediği yönünde bir haber var ve uluslararası anlaşmalar gereği de yüklü tazminatlar olacağı için tek taraflı fesihte Rusların feshetmediği, yani 20 milyar dolarlık ciddi bir yatırım. Bakın çünkü az önce o anlatmış olduğum dizin içerisinde ekonomik bağlarımız var. Burada boru hatları var, petrol boru hatları var, karşılıklı ticari münasebetler var, Rusların burada yatırımları var, bizim Rusya'da iş adamlarımızın yatırımları var. Bunlardan vazgeçmek kolay değil. Ne Rusya açısından ne bizim açımızdan. Ama biz Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığına, Sayın Cumhurbaşkanımızın aziz milletimizin haklarını korumadaki göstermiş olduğu bu cesarete güveniyoruz. Bir kere biz milletimizin haklarını zayi etmeden bu sorunun çözümünden yana tavır alacağız. Sayın Başbakanımızın hükümet olarak, yani 64. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak yine aziz milletimizin haklarının zayi olmadan, hiçbir hak kaybına uğramadan meselenin telafisi yönünde önemli kararlar alacağına inancımız tam. Bütün AK Parti kadrolarının, çünkü Türkiye'nin bu konuda birleştiğini de görüyoruz. Musul meselesi bugünün meselesi değil, daha önceden olan bir mesele. Orada terör örgütleriyle o yaşanan hadiseye karşı oradaki birliklerin eğitilmesi, özellikle Türk ordusunun, güçlü Türk ordusunun, birikimli Türk ordusunun subaylarının, yetenekli subaylarının orada savaş tekniği, taktiği ve teçhizatı konusunda yerel birlikleri, orada bulunan birlikleri eğitiyor olması. Çünkü orada bir DAEŞ adı altında bütün dünyaya, şu anda sadece bakın baştan Irak'a ve Suriye'ye musallat oluyor gibi gözüken bir terör örgütünün Almanya'da, İspanya'da, Fransa'da, Amerika'da terör eylemleri yapıyor olabilme kabiliyetini gösterdiğini bugün hepimiz müşahede ediyoruz. Belki bir sene önce, bir buçuk sene önce, iki sene önce Sayın Cumhurbaşkanımızın bu büyük bir beladır, gelin hep beraber bununla mücadele edelim çağrısına, o yüksek sesle çağrısına cevap vermeyenler, bugün üzülerek söylüyorum, keşke başa gelmese ama başlarına gelen hadiseden sonra ortak tavır alma, ortak hareket etme, ortak hareket etme kabiliyetiyle def etme, yani terör örgütünü def etme ve onunla mücadele etme konusunda kararlılıklar serdettiğini görüyoruz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın iki sene önce söylediği noktaya bugün bazı ülkelerin devlet başkanları ve yönetimleri anca gelebiliyorlar. Burada bizde bir atasözü vardır. Biz bunu çok kullanırız halk arasında, biliyorsunuz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın derler. Aslında o yılan bir gün geliyor seni de sokuyor. Yani atalarımızın söylediği en yanlış söz.
Yani o yılan bir gün seni de sokuyor. Evet. O bizim atalarımızın mı başka atalarımın onu da bilmiyorum. Bir atasözü diye bir geçer atasözü ama. Diye geçiyor, geçiyor ama. Yani o yılan bir gün geliyor seni de sokuyor. Yani mücadele etmek lazım. O sokan yılan komşunu, arkadaşını veya bir başkasını eğer zarar veriyorsa onunla mücadelede senin de kararlılık göstermen gerekiyor. Gelip bir gün seni de sokuyor ve sen de bundan zarar görüyorsun. Sonra yandım Allah deyip hep beraber bir daha mücadele etmenin yoluna girmeden baştan kararlılıkla bir mücadele sergilemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerine bazen dünya politikası bir sene, bir buçuk sene, iki sene sonra anca gelebiliyor. O da yüksek feraset ve öngörü sahibi bir devlet başkanına, cumhurbaşkanına sahip olduğumuzun da göstergesidir. Millet olarak da zaten kendisine müteşekkiriz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Zaman su gibi akıp geçti yine. Sizinle sohbet etmek çok güzel. Evet. Ben bizi televizyonlara başında izleyen bütün izleyicilerimize sizlerin aracılığıyla hayırlı akşamlar diliyorum. Yaklaşan 2016 senesinin inşallah hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok güzel bir sonuçla aziz milletimize teşekkür ediyoruz. Aslında teşekkürü hak eden bir tek merci var, o da aziz milletimiz. 78 milyon insanımız, burada ayrım gözetmiyoruz. AK Parti'ye oy veren 23 milyon, 23,5 milyon insan demiyoruz. 78 milyon insan AK Parti'nin hizmetlerinden, AK Parti'nin politikalarından olumlu olarak istifade edecek. Büyüyen Türkiye'nin, gelişen Türkiye'nin çatısı altında huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Esas teşekkürü aziz milletimize, aziz milletimizin 780 bin kilometre kare coğrafyada yaşayan 78 milyon insanına, yurt dışında yaşayan 5 milyon vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. İstikrarı, güveni, büyümeyi, güçlü lider Türkiye'yi tercih ettiler. İnşallah bu kararlılıkla da hizmet etmeye AK Parti kadro olarak devam edeceğiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Bursa Milletvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Hüseyin Şahin konuğumuzdu. Bu dönem Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi ve Ukrayna Parlamentosu Dostluk Grubu Başkanı. Evet. Görevler de arttı. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar.